Seko'da Sakal kanalından herkese selam, sevgi, saygılar diliyorum. Bugün geldik YGZ, Burak'ın yanındayız. Hatta burada Burak beraber anlatacağım için yanıma çağırayım istedim. Burak'cığım nasılsın, iyi misin? Sağ olsun Serkan'ım, senden ne var ne yok? İyiyiz Allah'a şükür. Ben yine bir şeyin peşine düştüm abi. Uzun yola çıkmadan önce geldim. Dedim ki benim için önemli gittiğim yerlerde lokasyonlar, tanımadığım yer, Güneydoğu Anadolu gezisi yapacağım. İçim rahat olsun. Motorumu park ettiğim zaman alarmı, her şeyiyle böyle bileyim, motorumun nerede olduğunu konum olarak göreyim. Bir de paylaşımlar yapayım istediğim için. Geldim, burada biliyorsun Turuncu Takip Sistemi'ni yapmıştık. Evet. Ondan sonra iyice bir kullandım, deneyimledim. Ama bir sürü şey vardı kafamda. Niye turuncu motor takip sistemini kullanmak gereği duyduğumu farkına vardım. Birkaç şey oldu. Bununla ilgili hatta demin bir sohbet ediyorduk. Gel dedim bunu bir konuşalım. Hadi konuşalım bakalım. Hatta şimdi bir arkadaşımız da gelecek. montajını yapacak. Onunla da neden tercih ettiğini. Ben şunu merak ettim. Sana şunu sormak istiyorum. Şimdi bir sürü günümüzde takip sistemleri var. Turuncu takipteki daha çok beni cezbeden şey, kafamdaki soru işareti yerini bulacak mı diye sana bir soru sordum. Bunlardan en önemlisi akü olayı. Senin de yaptığın işle de alakalı bu. Evet. Akü abi sonuçta bu bir akımdan almak zorunda, beslenmek zorunda. Çekmek zorunda. Şunu bana bir anlatır mısın? Yani cihazımız en başta bir tane dahili bataryası mevcut içinde. Ondan sonra dahili bataryasının haricinde de cihazımız öbürki cihazlara göre en az akım harcayan. Bu çok önemli. Çok önemli. Yani uyku modundayken sadece 0,07 mAh bir enerji tüketimi var cihazımızın. Bu da öbürki cihazlara göre en az çeken cihazımız demek. Şimdi kullanıyorum diye söylemiyorum. Sen de burada montajını yapıyorsun diye söylemiyorum. Benim için demin de konuşmalarda seni... Hani herkese tek tek sordum buradaki arkadaşlar, niye tercih ettin, niye böyle, seni ne cezbeder? Mesela kamera arkasında şu anda Batur var. Batur'a da sorduğum zaman Batur da dedi ki benim için önemli esas olan şeylerden bir tanesi aldığı akım. Aküyü ben şarj etmek zorunda kalacak mıyım? Bıraktığım sürede ne kadar akümden yiyecek? Bunlar önemli. Çünkü uzun zaman çalıştırmayan kişiler var. Bunu taktırma nedenlerinden bir tanesi de atıyorum yurt dışına çıkıyor veya başka türlü ihtiyaç oluyor. O var. Bir de tabii ki burada motorumuzdaki mevcut akümüz de çok önemli. Evet. Biz burada montajını yaptığımız zaman karşılaşıyoruz. Ondan sonra 3 senelik 4 senelik motorlarda akülerimiz mevcut. Bunlar da ister istemez zamanla biliyorsun ki ömrünü tüketiyorlar. Evet. Bir de kış geldi. Kış geldi. Kışın aküler daha da zorlanır. Daha da zorlanıyor. Ondan sonra ne oluyor? Müşterimiz bizden çıkıyor gidiyor. 3 gün sonra bu aküyü bitirdi diye geliyor. Esasında kendi aküleri bitmiş oluyor. Evet. Bu da çok önemli. Evet. Onun haricinde de turuncunun en büyük özelliklerinden bir tanesi geriye dönüp baktığımız zaman yazılım firması olması. Burada çalışan kişiler bu konuda çok deneyimli. Onu da bir öğrendim senin vesilenle. Yani yazılım firması olduğu için cihazın yazılımını A'dan Z'ye her şeyinle kendilerinin yapmaz. Hep diğer diyoruz ama ondan sonra diğer cihazlar gibi Çin'den veya başka bir yerden yazılım ithal etmiyor arkadaşlar. Yazılımını kendilerini yapıyor. İlk cihazımızı, montajımızı yaptığımız zaman biz de ondan sonra birkaç tane problemle karşılaştık. Ama güzel tarafı neydi işte? Telefon açtığımız zaman arkadaşlar her şeyini kendileri yazdığı için yazılımın 5 dakikada bunu çözdüler. İşte son zamanlarda artan maliyetlerle beraber yurt dışından gelen veya yurt dışı destekli olan cihazlar, kasklar, bilmem neler, motor için ne gerekiyorsa ben şuna yönelmeye, doğru bulmaya başladım. Yerli üretimde kendine muhatap bulabileceğin, verdiğin paranın sana geri dönüşünde hizmet alabileceğin nedenlere döndüm. Artık öyle oldu. Mecburuz. Mesela Kaan Elektronik, yerli şeyler, muhatap bulabildiğin KN Master, intercom sistemleri. Hani bir sorun yaşadın, muhatabın var. Turuncu MTS'de de böyle bir durum var. Yani ben mesela telefonla aranıyorum. Tabii ki cihazımızda, daha doğrusu uygulamamızda şöyle bir yerimiz var. Bunu daha önceden gördün mü bilmiyorum. Herhangi bir problemle karşılaştık. Turuncumuz açılsın. Şurada destek merkezimiz var. Yeni destek talebi oluştur. Arıza bildirimi. Evet. Her şeyi yapmışlar. Yani bu şekilde şey de var elinde, liste de çıkıyor. Tabii ki. Buradan plakanızı Hemen geliyor. Mesajlarınızı buraya yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Anladım. Destek birimdeki arkadaşlarımız direkt sizi arıyorlar. Harika bir şey bu. Mesela bu ben kullandım ama bu tür şeylerini pek bilmiyorum. Hatta buraya ara bir geliyorum. Sana sorular soruyorum. Hani bunu kullanırken şöyle bir şey olsa ne olur? Sen bana bu konuda bilgi de veriyorsun. Geri dönüş de sağlıyorsun. Çünkü sonuçta hem ürünü sattığın gibi hizmeti de montajını da yapıyorsun. Artı böyle bir şeyle karşılaştığında insanlar hani ne yapabilirim dediğinde tabii ki zaten sana bana da gelebilirler. Onun haricinde de benim müşterilerimden, daha doğrusu montajını yaptığım kişilere her zaman söylediğim şey. İlk bir problemle karşılaştığımız zaman direkt destek açmamız gerekiyor. Evet. Sistemden bir kontrolü yapılacak. Oldu cihazla veya bağlantıyla ilgili problem varsa o bu sefer montaj noktasına yönlenmesini istiyoruz. Anladım. Ama ilk desteğimizi açalım. Evet. Bir bakalım sistemde herhangi bir şey var mı, bir aksaklık var mı, ona bir bakalım. Anladım. Yani ondan sonra sistemle çalışıyor. Tabii. İlk önce buradan bir merkezden kontrolümüzü yapıyoruz. Herhangi bir problem olursa ondan sonra montaj noktasına yönlendiriyoruz. Şimdi bu bilgileri aldık. Sana teşekkür ediyoruz. Beni bir arkadaşım aradı. Dedi ki Serkan abi dedi böyle böyle bir durum var. MT-9 aldım dedi. Gelip dedi bir cihaz alacağım. Takip sistemi düşünüyorum dedi. Ne tercih edersin ya da neyi önerirsin dedi. Vallahi ben şu anda kullanıyorum. Gezi de yaptım. Gayet memnun kaldım. Sen diğerlerine de bak. Ama benim tavsiyem bu yönde olur. Şimdi birazdan gelecek. Hatta geldi mi? Geldi. Vallahi geldi. Merhabalar Serkan abi. Merhaba, ne yapıyorsun? İyisin? İyidir, sen nasılsın? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bu zamanda güzel bir motosiklet aldın ama aldığın kadar da koruması da önemli. Aynen. Sen de burayı tercih ettin ve turuncu takip sistemini tercih ettin. Neden tercih ettin? Yani internetteki araştırmalarımda şu anda en çok kullanılan cihaz olduğunu gördüm. En çok verim alınan cihaz olduğunu gördüm. Özellikleri de hoşuma gitti ve karar verdim. Hayırlı olsun. Yani bu en önemli, ben de deneyimledim. Uzun bir kilometre yollar yaptım. Takip sisteminden ayrı bir sürü özellikleri var. Aplikasyonlarıyla beraber. Zaten telefonla indirdikten sonra, onları da gördükten sonra ayrı bir dünyaya girdiğini anlayacaksın. Ama demin de en önemli noktalardan bir tanesini konuştuk sen gelmeden evvel Burak'la beraber. Burak şunu söyledi, ben sorduğum soru şuydu. Ya Burak hani bu akü bitme bilmem ne sorunlar yaşıyoruz, fark ettiğimiz zamanlar oluyor. Abi en az akımı çeken cihazlardan bir tanesi dedi. Ve o yüzden de aküyle ilgili herhangi bir problemin yaşanmış olmuyorsun. Bir de ben şeyi soracağım ya demin onu konuştuk ama seninle beraber ekran karşısında bir daha konuşalım. Kamera karşısında. Hüpleterek içiyor ya. Bize yok mu be abi? Birazdan içeriz herhalde. Bilmiyorum yani. Konuşma süresine öyle girdim. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi de şu. Sen sonuçta kendini tanıt isterim ama bir hocasın ama hoca dememdeki neden neydi? Kickbox hocasıyım ben. Kickbox hocası. Niye sen kendini turuncu takip sistemi taktırma geliyor dedin? Yani adamı şöyle, sen yamultamıyor musun? Koruyamıyor musun motorunu yani? İstediğin kadar dövüşçü ol, istediğin kadar güçlü ol. Fark eden bir şey yok. Hırsız bu. Yöntemleri hep farklı yöntemleri var. Evet. Bir anlık gözün önünden aniden alabilirler motoru. O yüzden kaçla göz arasında. Kaçla göz arasında aynen alabilirler. Öyle. Sonuç olarak ben de tabii. Şimdi ne kadar antrenör olsam da kickbox profesyonel dövüşçüyüm bu arada. Ama bu şeyi değiştirmez. Hırsız hırsızdır. Her zaman çalabilir. Güvende olmasını istiyorum. Motorumu baktığımda nerede olduğunu görmek istiyorum. Yani İstanbul hırsız dolu biliyorsunuz. Tüm bölgelerde hemen var. Aniden alma riskleri var vesaire. Kafamın güvende olmasını istiyorum. O yüzden de internette araştırdım ve turuncu takip sistemini uygun gördüm. Şimdi Burak abimize takacak inşallah. Tamam, onu yapacağız. Bu bir de en önemli özelliklerden bir tanesi telefonla sen aranabiliyorsun. Telefonla yani bildiriden ayrı telefonla da aranabiliyorsun. Bir de onlardan ayrı siren özelliği de var. Yani sireni çalıyor alarmı. Ve caydırıcılığı daha yüksek. Yani bir motorun en ufak bir sarsıntısında hemen sana bir bildirim geliyor. Bu çok güzel. Kutuyu beraber açalım. Demir jiletinini aldık böyle. Neler var? Bir hayırlı olsun anahtarlığın. Teşekkür ederim. Ondan sonra stickerlar. Ben bunu kaskımın üstüne yapıştırmıştım. Çok güzel bir şey. motorcu kullanan kişi, yani motosikleti kullanan kişilerin kaskında bulunması. Bak gördün mü böyle aynı sesler geliyor. Süper. Bağlayanlardan. Böyle bir şeylerim var. Bunları koyduk. Burada kullanma kılavuzu artı yersin bir ara. Haribon. Olmazsa olmaz. Bunlar da kabloları. Nereye bağlanacaksa aküden alacağı şeyler, kablolar. Bu da takip cihazının kendisi. Ve bu gerçekten hani büyüklüğü anlamında şey olarak gayet şık. Aküden çektiği akım nedir acaba? Ya çok az söylediği. Diğer kullanılan hangi cihazlar, ne kadar cihaz varsa onlardan daha az. Anladım. Yani bu anlamda çok, şu anda piyasanın... piyasada en iyilerinden bir tanesi. Para olarak da uygun, şey Hı-hı. olarak da güzel, kullanım olarak da Hı-hı. güzel. Ben şey anlamında söylüyorum. Hangi performansın ne kadar kimden ne istediğinle alakalı. Hani insanlar tercih edebilir, diğer firmalar da var. Ama Hı -hı. son zamanda en revaçta tercih edilen bir marka. Hı -hı. Hayırlı olsun diliyorum. Burak'ı çağıralım, Burak şey yapsın, başlasın. Bunu ama sen al, Burak gel şimdi. Teşekkür birazdan bağlantısıyla beraber tamam. olacağız. Tamam. Burak'cığım, ustayı rahatsız eden videolar kısmına hoş geldin. Yine mi sen? Yine mi sen? Ya elimizden geldiği kadarıyla bulunmayacak yerlere saklamaya çalışıyoruz ama tabii motorda da çalışma alanımız bizim biraz dar. Araba gibi değil. Evet. Arabada tabii daha çok daha fazla montaj yeri var, saklayacağımız yer var ama motosikletlerde de dediğin gibi her markada farklı yerlere koyuyoruz, saklıyoruz. Şimdi özellikleri en güzeli montajımızı yaptıktan sonra uygulama üzerinden sana göstermem daha sağlıklı olacak. Ama istersen tabii ki benim motorumda da cihaz var. Oradan da neler yaptığımızı, hangi rotaları yaptığımızı, her şeyimizi ayrıntı olarak görebiliyoruz. Hı-hı. Oradan bir bakabiliriz. Şu anda sende bu olmayacak. Neden? Daha yeni taktık ondan sonra. Ama kontağımızı açıp bir rota yaptığın zaman akşamleyin eve gittiğinde nerede, kaç kilometre hızla gitmişsin, ne yapmışsın, nerede bekleme yapmışsın, her şeyini bunu görebileceksin. Bu güzel bir avantaj. Bir de, güzel bir tarafı istediğin kişiyle de canlı konumda paylaşabileceksin. Mesela seyahate çıktın Serkan'a, ondan sonra canlı konum paylaşabileceksin. 1 saatlik, 1 haftalık, ondan sonra 3 haftalık, affedersin, 1 aya kadar konum paylaşabiliyorsun. Serkan seni 1 ay boyunca nerede, nereye gittiğin her şeyini görebiliyor. Evet. Anahtar nerede? Şimdi montajımızı bitirdik. Montajımız tamam. Montajımızı bitirdikten sonra cihaz üzerinden bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Onun için senden bir telefonu rica edeceğim. Orada bir de şey var. Orada yok. Onu da alayım ben. Kredi kartı ve şifreni isteyeceğim ben senden. Yani çok hızlı bir şekilde girdim. Kurulumu yaptım bu arada. Ben böyle şeylere çok değer veririm bu arada. Çok önem gösteririm. Bu da beni mutlu etti. Hızlı bir şekilde kurulumu yaptım. Şu an sistemin içine girdim. Şimdi gelelim ayarlar bölümümüze. Hı hı. Şöyle ben senden cihazını alayım. Kontağımız kapalı olduğu için şu anda kapalı olarak gözüküyor kırmızı. Tamam. Belli ayarları yaparken tabii. Belli ayarlarımızı yaparken kontağımızın açık olması gerekiyor. O yüzden şu anda motorumuzun kontağını açtım. Şuradan da şuranın içeride olduğumuz için yeşil gösterir. Tamam. Uyduyu tam net çekmiyor çünkü içerideyiz. Motoru kapının önüne aldığımız zaman bu bekliyor konumuna geçecektir, sıraya geçecektir. Hı hı. Üzerine tıkladım. Ana ekranımız geldi. Yukarıda ayarlar bölümümüz var. Ayarları tıklıyorum. Yine girmedi. Biraz hafızası doluysa cihazın yapar. Telefonun değil mi? Hı, evet. Evet. Zil sesi ayarı ve hassasiyet algılama ayarında mutlaka kontağımızın açık olması gerekiyor. Tamamdır. Kontağımız kapalıyken bu ayarları yapamayız. Tamam. Geldik. Burada bize hareket algılandığı zaman zil sesinin kaç saniye çalacağını soruyor. Biz bunu 10 saniye olarak ayarlıyoruz. Burada şöyle bir şey var. Başarılı dedi. 10 saniye çaldı. Sustu. Hareketi yine algıladı. Yine 10 saniye çalar. Anladım. Bir defa 10 saniye çalıp bırakmıyor. Her hareket, her algılayışta yine 10 saniye olarak çalmaya devam edecek. Anladım. Hareket algılanma hassasiyeti. Şu anda ben bunu normal olarak ayarlıyorum. Bu hareket algıladığında bana direkt tabii mesaj düşüyor. Şimdi konuyu yapacağız. Bildirim ayarlarında kontağımızın açık olmasına gerek yoktur. Kontağımızı kapattım. Burada da açacağımız hareket algılandı bildirimi. 5 tane farklı zil sesi var. Hı hı. Ben şu anda hepsini bir yapacağım. Birinci zil sesi. Sen tamam. Daha sonra kendine göre bunu tamam. Uyarlayabilirsin. Hareket algılandı telefon numarası 0 507. Aküye bağlandı. Aküden söküldü. Bunları da standart olarak açık bırakıyoruz. Burada bizim açmadığımız ne var? Kontak açık bildirim ve kontak kapalı bildirimi. Bu Hı-hı. tamamıyla kişiye bağlı olarak bırakıyoruz. Daha doğrusu bunu tamamıyla kişinin motoruna göre de Hı-hı. bırakabiliyoruz. Neden? Şimdi sizin cihazınız, motorunuzda imbalyajör özelliği var. Hı-hı. Anahtar uydurma yoluyla zaten motorun kontağını açamazlar. Anladım. Ama düşük model bir makine olsaydı bunu açardık. Yani Çin mallarını falan genellikle bunu açıyoruz. Çünkü imbalyajör özelliği olmadığı için herhangi bir şey uydurma yolu nitemiyle kontağı açabiliyorlar. Hı hı. O yüzden, anladım. O zaman bu bildirimi açıyoruz. Mantıklı. Ama sende gerek yok. Gerek yok. Ayarlarımız bunlar. Cihazımız Peki. kapalı. Motorla kontağımızı bir daha açalım şimdilik. Eminönü'ne geldik. Eminönü'ne geldik. Kontağımızı kapattık. Kontağımızı kapattıktan sonra cihazımız 1,5 saniye, affedersin 1,5 dakika sonra uykuya dalar. Tamam. Hareket algılandığında uyanır ve sana bildirim atar. Şimdi bunu bekleyeceğiz. 1,5 dakika bekleyeceğiz. Daha sonra cihazımızı bir sarsacağız. Hem burada buzzer'ımız çalacak hem de sana bildirimle arama gelecek. Tamam. Zaten orada şöyle bir durum var Burak. Ben üstümü başımı motorun başındayken çıkardığımdan dolayı orada bir vakit kaybediyorum. Yani Hı-hı. motorun yanından hemen uzaklaşmıyorsam bu 1,5 dakika makul bir zaman. Tabii yani. Ki. Şu da var. Merkezden istersen bunun ayarlarını da değiştirebiliyorsun. Öyle bir esnekliğimiz de var. Mesela şu anda oynadığım zaman buzzer'ım direkt çalacak. Sen istersen buzzer'ın çalmasını da 1,5 dakika sonra yaptırabiliyorsun. Anladım. Kontağı kapattığın zaman hemen çalmasın, 1,5 dakika sonra çalsın. Bunu Anladım. Merkezden, ayarlardan yapabiliyorlar. Anladım. Böyle bir esnek yazılım var. Bizim en çok güvendiğimiz şey yazılım konusu. Ondan sonra böyle bir esnek yazılım da var. Arkadaşlar bunları da düşünmüşler. Sevindim. 1,5 dakikamız geçti. Şimdi motorumuzu oynuyoruz. Sirenimiz öttü. Bildirimimiz düştü. Şimdi de aramamız gelecek. Aramamız standart 0850 numaradan gelir. Hı hı. Geldi değil mi? Hı hı. Evet. Efendim? 07 plakalı motosikletimizde hareket algılandı. Lütfen motosikletinizi kontrol edin. Tekrar ediyorum. Teşekkür et. Tamam duyduk tamam. Teşekkür ederim. Bakıyorum şimdi. Hadi öptüm görüşürüz. Güzel. Kaç saniye bak çok az bir zaman. Yani. İlk de biraz uzun sürebiliyor. Ondan sonraki aramalar daha kısa sürecek. Anladım. Dakikasına gelecek. Bir de içeride dışarıda olmak kuruluyor. Da çok önemli. Ondan sonra hadi gel benim motorda deneyelim mesela. Evet. Kıskandım şimdi bak. Farkını göstereyim. Öttü. Evet bugün hatlarda bir problem var. Abi kötü oldu bu. Geldi. Geldi. Tamam. Geldi. 15 ya, saniye. Takribi 10-15 saniye. Ya bulunduğun konuma göre değişiyor tabii ki. Tamam abi. Bitti evet, mi abi bu arada? Sorular var mı? Benim işim bitti. Bu kadar. Soracağım sorular. Yok gayet her şeyi anladım. Şimdi cihazımızın birkaç tane de kısa özelliklerinden bahsedeyim ben sana. Ana ekranımızın üzerine tıkladığımızda bize başka bir sayfa açar. Burada günlük yaptığın kilometreyi görebilirsin. Günlük yaptığın en üst sınırı görürsün, hızını. Motorun toplam kilometresi, durumu, motoruma götür dediğin zaman nokta atışı motorun bulunduğu yere gelir. Direkt yol tarifi veriyor. Tabii. Çok iyi. Hı-hı. Çok iyiymiş. Buradan çıktım. Animasyonlar bölümünde de bugün rota yapmadım. Mesela şunu salı günü alalım. Hanımın izin vermediği gün. Evet oraya. Bir şey soracağım. Motoru mesela aldılar götürüyorlar. Hı hı. Şimdi bunun nokta yer bildirimi yapıyor. Peki, hayır, bu canlı olarak da gösterir. Canlı olarak da gösterir. Tamam, okeydir. Animasyonlar bölümünde de gün içinde yaptığın rotaları görebiliyorsun. Nerede kaç kilometre hızla gittin, nerede durakladın, her şeyi burada görebiliyorsun. Şöyle üzerine tıkladığım zaman. Anladım. Oynat dediğimde, şunu biraz da hızlı yapalım. Gitmeye başladı şu anda. Burada da yaptığın kilometreyi hızlı görebiliyorsun. Evet. Gördüğünüz gibi çok sakin bir kullanıcısıyım. Kartal'da mı oturuyorsun abi? Evet abi. Yeri de belli. Bundan sonra mekanı da öğrendik artık. Evi de öğrendik. Bir cezmde bir sıkıntı olursa zilini çalarım abi. Alt tarafta gelelim buraya, Serkan buraya gel, çabuk gitsin işimiz. Cihazın bataryası %100 dolu. Burada da akü voltajımız görürsünüz. Harika. Yani motorun de gösteriyor değil mi? Tabii motorun aküsü de. Motorun aküsü şu an. Okey, süper. Yani düşün abi. Voltajın kaçta olması gerekir abi? 13'lerde mi? 12 ile 13 arası değişir. Evet, burada bak ilgi noktalarımda da neler var? Daha önceden arkadaşlarına gitmiş olduğu yerler. Aa, süper. Mesela beni göster abi. Nereye gitmişim ben? Serkan abi hemen ekleşiyoruz ya. Sen neredesin abi sen? Var mısın hiç? Hiç. Beni takip etmiyor mu yoksa? Burada çevremdekileri gösterir. Çevrendeyiz. Çevrendeki derken kendi eklediğin kişileri değil mi? Yok, çevrende şu anda mesela birileri var. Daha önce geldiğin yerdesin. Yani orada da bir kişiler bulunuyor. Orada nereye gittiğini görebiliyorsun. Aynı zamanda sosyal bir şey. Sosyal. Tabii ki mesela bakın şurada. Çok iyi. Arkadaşımız daha önceden bir restorana gitmiş. Buraya 5 puan vermiş. Vermiş. 5 puan vermiş. Mesela ne kadar orada gittin. Serkan abi daha önce buraya gelmiş, burada nereler var dediğinde sana gittiğim yerleri gösteriyor. Ve puanlarını da gösteriyor. Tabii. Çok önemli. Bak bir tanesi benim puanımı düşürmüş. Biliyorum o. Onu yakalayacağım oğlum. O var ya, onu biliyorum. Kim o puanını düşürmüş? Bak 4.3. Onu biliyorum onu. Yakalayacağım oğlum seni. Yakalayacağım var ya. Seni bulacağım oğlum. İyi, güzel. Bu da güzel. Tamamız şey abi. Okeyiz. Başka bir şeyimiz var mı? Bir de cihazla ilgili herhangi bir problem veya sıkıntılı bir şey yaşarsan destek merkezimizden destek talebi oluşturabiliyoruz. Anladım. Arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili mutlaka sana geri dönüş yapıyorlar. Tamamdır. Yarın öbür gün motorumu değiştirdim. Hı-hı. Nasıl ilerliyoruz? Yine geliyorsun, cihazımızı söküyoruz. Yeni aldığım motora montajını yapıyoruz. Belli bir ücret karşılığı tabii ki. Evet. Peki montaj dahil fiyat mı ilk kurulumda? İlk kurulumda yani benden alınırsa tabii ki ben montaj noktası olduğum için montaj dahil fiyat veriyorum. Ama dışarıdan aldığınız zaman tabii ki arkadaşlar montaj hariç olarak fiyat verirler. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. İçine sindi. İçime sindi. Aynen. Daha doğrusu öğrendin neler yapılması gerektiğinde. Daha da böyle kapsamlı bir şey olacağı zaman Burak Bey burada. Burak hocam. Yok abi, daha gelmesin abi. Korktum adamdan. Burak abiden çekindim abi. Burak abiden memnun kaldım. Gayet hızlı bir şekilde taktı. Gerekli bilgileri verdi zaten. Evet. Hizmette bir tık şey vardı. Kahvemi kendim yaptım. O da ayrı hoşuma gitti bu arada. Güzeldi. Biz burada konuşurken hüplettik arkamızda. Teşekkür ederim abi. Seninle görüşeceğiz sonra. Abicim. Eline sağlık. Bu güzel muhabbetiniz, bu güzel sohbetiniz ve kahkahalarımız için ben teşekkür ederim. Ondan sonra sağdan güzel oldu. Ondan sonra dükkanımız şenlendi. Evet. Bol kahkahalı. Tabii kamera arkasında biz bayağı güldük ettik. Ondan sonra Emre Hoca ile biraz çekiştik ama olsun. Anca o kadar çekişebiliriz. Bakma öyle abi ya. Kulübe bekliyorum abi. Altın Tepe'de. Yerimiz Altın Tepe'de. Fight Akademimiz var, pilatesimiz var. Altın Tepe'de merkezimiz Gökbörü Fight Akademi. İnşallah seni bekliyoruz. İnşallah. İnşallah şurayı böyle aşağı doğru iyice. Yok işte baksana abi, yok işte baksana. Kendini dinç hissetmek isteyenler, bizim yaşlarda olanlar. Yaşımızda ne var ki abi ya? Sinire, strese. Yaşımızda bir şey yok ya. Ona göre. 50-25. 50-25. Arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Böyle bir video hazırlamış olduk sizlere. Eğer katkımız olduysa ne mutlu bize. Kısaca hoşça kal diyelim. Sen konuşmayı yapıyordun deminden beri. Serkan abinin kanalına abone olun lütfen. Evet, mutlaka. Nereye koyacağız? Süre Altla üstte bir yere koyacağız artık. Evet, veda edelim. Söyle abi. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Sağlıcakla kalın. Öpüyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.